Sevgili Doris severler, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. 2024 sezonunu sizlerle açıyoruz. Bu sezonda yurt içinde olacağız. Hisarönü ve Bozburun koylarını gezeceğiz. Bu bölümde ise teknemizi suya kavuşturuyoruz. Ardından çok güzel bir şekilde saç tavamızı yapıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Selamlar. Doris Can hepinize selamlarını, sevgilerini iletir. Şu anda kendisi ilk kez suya değdi. Mert Kaptan birazdan onu suyun derinliklerine kavuşturacak. Çok fena arkadaşlar. 2 saattir uğraşıyoruz. İlk defa bu kadar böyle uğraştık. Daha ana yelken takılacak. Bir sürü işler var. Uzaktan tekne güzel gözüküyor diyor. Evet, bizimki uzaktan. Çok canlar yakar. Bir de dışı sizi, içi bizi yakar. Ben çok fena terledim artık. Bir şu güzelim canım suya bir atlayayım diyorum. Gençlere, gençlere anası babası böyle kanı alıyor. Sonra gaza alıyor. Abim, trafik canavarısınız siz. Ne yapıyorsun acaba? Bak ya, yeni oyuncak edindim diyorsun. Hadi bakalım. Bu sezonun oyuncağı bu mu Mert Kaptan? A101 yaşasın diyorsun. Aldın aldın. Almışsın bakıyorum. Aldım 5 kağıt. İsmi de çok komik. Hydroforce. Aferin kocamanıma. Güzeller güzeli. Çok yorgunuz, ilk gün yorgunluğu. Motorlu turdan yelkenlili tura geçiş tabii biraz acılı oluyor. Olsun. Gücümüz var, gençliğimiz var. Bu bizi batırıyor. Selam. Halimiz, İlk ahvalimiz. Gün batıyor. İlk günümüz ama o mu bizi batırıyor, biz mi batırıyoruz? Belli değil. Zor oldu. Bir kutlayalım. Kutlayalım. Yorgunluk çarptı biraz bizi. Çarpaladı. Yani tekneyi hazırlamak tabii bir eve hazırlamak gibi. Yazlığa bile taşınırken... Neler yapıyorsun? Bir de bu teknik bir şey yani sonuçta giden bir şey yani. Bir araç yani. O yüzden bayağı yoruyor. Gel bakalım Yamaz. Elimize sağlık. Emeğimize sağlık. Tatilimize yarasın diyor. Amin. Özlemişiz ama ya. Şu şey yani. Şuraya oturmayı özlemişim yani var ya. Rahatlığı özledik. Yani çok özlemişim. Daha tam rahata kavuşamadık ama yani motorlu turdan biraz önce dedim yani izlediğiniz videoları. %80 %90 şey rahatız yani. Vallahi doğru. Sağ salim kazası belası geldik ama çok şükür. En önemlisi oydu. Doris'i de sağ salim indirdik. Aynen bir. O da önemli. Şeyde flok yelkenin baş tarafı böyle niyeyse dönmüştü. O yüzden iki kere indir bindir yaptık direği. Ama yapacak bir şey yok. Oldu mu oluyor. Bay bay Güneş. Bay bay. Bugüne gelsin. Yummy yummy yummy. Artık dinlenme zamanı. Aktur bu sene de çok pis arkadaşlar. Geçen sene de pistti. Ya bu sene artık saniyede bir şöyle
tabaka tabaka geliyor, yazık ya. Vallahi yazık. Şurada yoğun kullanım var. Evet, iki arkadaş geziyorlar. Piyasa yapıyorlar. Yan yana bağladık, halatları süslenmesin diye. Bakın şeyde, botumuzda Tuzum Ağır'da bir şey var. Evet, Eda duyduğunuz gibi beni niye kitap okurken çekmiyorsun dedi. Evet, kırılmış olan termostat kapağı ve yeni aldığımız, tabii ki de yeni şeyiyle, contasıyla tertemiz bir termostat kapağı. Buradan su sızdırayacağını sezinledim. Amerika'dan getirdim. Birkaç ay sürdü. O yüzden bir sezon öncesinden sezinlemen gerekiyor. Contasıyla birlikte, bu conta da yok. Gerçi kestirilir mi kestirilir ama orijinal varken ne güzel oldu şimdi. Termostat da yeni. Ben de yastıklarımızın eskiyeceğini sezinledim ve yeniciler aldım Doris'e. Bakın minderlerim ve yastığım. Güzel Doris. Güneşin arkasında batan bir Doris. Ve güneş bize vuruyor. Hello. Al bakalım. Kalisperasas. Ay pardon, selamlar. Alışmışım. Şimdi çok sevdiğimiz bir aktör klasiği olan Nisos'a gideceğiz. Yani bizim Nisos dediğimiz küçük adacı. Orada bir akşam üstü keyfisi yapacağız. Zamanı. Tam gün batımında güzel adamız Mikrinisos'tayız. Küçük adacık. Küçük çimenciğin ağaçları büyümüş. Aferin. Ama azalmış. Yok, şurada fidanlar da çıkmış. İyi. Soğanmış. Kaptanın nasıl masam? Valla iyi yani. Köpüklü masam. Denizi de özlemişim Doris'te. Aynen, hiç görmemiştik, iyi oldu. Adamızı gösterdim mi? Şu ada. Şimdi saç kavurma gelsin. Doğru mu hocam? Evet. Nisos'tan bildiriyoruz. Asayiş Berkemal. Hava düşüyor. Artık yavaş yavaş. Soğan ve domates biberler hazır. Biraz daha köz olsun, sarcılanacak. Eda hocam orada. Evet, gördüğünüz gibi közlenmiş ateşte
sacı. Önce soğanları koydum pembelenene kadar. Soğanları zeytinyağda kavuracağız. Ondan sonra işte domates, biber, baharatlarımız ve etimiz var. Manzara bu. Salata yapıyor gibi gözüküyor. Evet, ne haber? Kuzu getirir misin? Kuzu mu istiyorsun? Elini kesme gene. Kesme. Hadi bakalım. Şimdi artık etler biraz kuruyup yapışmaya başladığı gibi önden domatesimin suyuyla sebzeciklerimi serpiştirip karıştırıyorum. Bunun içinde çim biber, yeşil biber, ne var başka? Domates. Oo, ellerine sağlık kaptan. Baharatlarımızı da dökelim artık. Vakti geldi suyuna. Etimizin de suyu çıktı. Veriyorum. Arkadaşlar Misos Mikro'da Doris restoranımız hizmetinize açılmış olup odun ateşinde orijinal saç tavayla gördüğünüz gibi yumuşacık etlerimiz yapılmakta olup adaya ulaşımınızda Doris'le tarafımızca temin edilecektir. Tur fiyatlarımız günlük bilmem kaç euro olup seyahat vize iptal sigorta Türkiye'de şaka yapıyorum. Sorun yok yani. Çıkış ağacı da vermiyorum. O parayı bana verin ben getiririm sizi. Sorun yok. En güzel adaları gezdirim hiç. Vallahi Yunan'da sanırsınız kendinizi bak bunlarla. Çakma Yunan turu. Gidemeyenler gelsin. Vize iptalleri gelsin. Hop dönmez. Pardon Doris turizm. Allah'ım döküşlere bak. Hadi bakalım seni yağmaz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kaptan güzel yapmışsın ha. Vallahi yaptım. Şarabımız da şekil. Hı-hı. Manzaramız o biçim. Siz göremiyorsunuz ama deniz sen gördünüz biraz. Önünden çekil. Oy oy oy. Arkadaşlar gün geçmiyor ki başımıza bir şey gelmesin. Ne oldu Mert'cim daha demin? Çok önemli bir şey olmadı ama şöyle oldu. İşte adadan tam hani artık döneceğiz eşyaları koyayım dedim. Bir baktım pat pat ses geliyor bottan. Kocaman fare. Böyle bu kadar. Yani 20 santim falan belki daha fazla. Şöyle bir fare. Ondan sonra ne lan falan dedim böyle. Ne yapıyorsun falan dedim. Böyle çıpalak çıpalak şu arkalardan tırmanmaya çalışıyor. Tırmanamıyor falan. Bu sefer de bota girmiş yani. Bota girmiş ondan sonra işte iteledik kakaladık kaçtı. Geçen senekinden daha büyüktü bu arada. Büyüktü, bayağı yani. Büyük. Bayağı büyüktü. Mert bağırıyor. Daha fare falan. Yani bu sefer de tekneyle. Tekneye kendisi girmese de biz botla getiriyorduk neredeyse ama Allah'tan yırttık. Aynen ya manyak ya. Evet neyse bu Badri için geçmiş olsun. Şimdi ne yapıyorsun Mert kaptan? Şimdi ben yüzeceğim artık. Bayağı. Evet. Hadi bakalım. Uzaklaşayım şuradan. Kapitan. Heh. Hadi bakalım. Yalla. Haydi. Salak ya. Ölü gibi atıyor ki. Nasıl su? Çok güzel. Ne yapıyorsun Zeda hocam? Çilek yetiştiriyorum. Bunlar benim çilek tohumlarımdı. Çilek tohumlarını dikmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Sarmalar pişiyor. Sağ olsun. Hazır gönderdi. Evet dondurma kabında. Biliyorsunuz ki Türklerin dondurma kabında olan buzluktaki şeyler dolmadır, sarmadır. Pazara gitmiştim arkadaşlar. Beyaz barbunya diye koymuş. Beyaz barbunya diye satıyor. Maalesef ala barbunya. 5 saatte pişmez artık diyerekten. Teessüflerimi sunuyorum. Ayıp çünkü. Beyaz değilse niye beyaz diye satıyorsun? Evet Mert kaptan sen ne yaptın? Ulan tekne gidiyor ben burada kaldım. Biz dönüyoruz. Ha gene geldik sana.
Evet, teknede keyifli bir gün batımına doğru artık saat 7.30'a geliyor. Biraz dolma. Evet. Ve yanına cacık. Sarma. Kaptan Eda'dan sarma, dolma ve cacık. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Afiyet olsun.